Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Dün gerçekten çok tarihsiz bir olay yaşandı. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez'e buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah kendisini yine bu kürsüde görmeyi umut ediyoruz. Konuşmama geçmeden önce son anda tarafıma ulaşan bir mesaj var, güncel bir konu. Onu burada vatandaşımızın talebi adına ileterek devam etmek istiyorum. Sayın Bakan, öğrenci velileri diyorlar ki çocuklarımızı karanlıkta kaldırıp aç bir şekilde okula göndermekten biz bıktık, usandık, yorulduk. O nedenle bir an evveli kız saati uygulamasına artık geçelim. Çocuklarımız da yoruldu, biz de yorulduk şeklinde talepleri var. İlk söz olarak bunu ifade etmek istiyorum. Sayın Bakan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Bakın, bu AKP iktidarı ülkenin enerjisini bitirdi. Bugün Enerji Bakanlığı görüşüyoruz ama bu AKP iktidarı ülkede enerji bırakmadı, enerji. Bakın, ülkenin enerji kaynağı olarak ifade edebileceğimiz en temel kaynağımız gençler. Gençlerimize bakıyoruz. Gençlerimiz gelecekle ilgili umutsuz. Kendileri mutsuz, ayrıca işsiz. Ama mesleği olup da iş arayanların da en büyük kaygısı, liyakatlı olduğu halde torpille önüne geçen siyasetçilerin, iktidara bağlı siyasetçilerin torpiliyle iş bulan kişiler nedeniyle iş bulamamaları. Şimdi böyle bir dönemi yaşıyoruz. Saygıdeğer ve değerli bu abi. nedenle de bakın, gençlerimizin çoğunluğu çareyi yurt dışında arar oldu. Neredeyse gençlerin %75'i yurt dışlarında umut arar oldu. Yani kısacası siz ülkenin enerjisini düşürdünüz, bitirdiniz. Bakın, Sanayi Bakanlığı'nı görüşüyoruz. Bu çerçevede şunu soruyorum Sayın Bakan'a. TAİ, Asarsan, Havarsan, Rokassan'da yüzlerce mühendisin yurt dışına gittiği ifade edilmekte. Ücret düşüklüğü, liyakata önem verilmemesi bu beyin göçünü hızlandırıyor. Hollanda'da ASM firması teknoloji merkezi kurarken bizim yetiştirdiğimiz mühendislerin buraya gittiği ifade edilmekte. Türkiye bir süre sonra savunma sanayinde sıkıntıya düşeceğini ifade etmek isterim. İşte yetişkin ülkenin en önemli kurumlarında çalışan gençler bile yurt dışlarına gitme mücadelesi içerisinde. Enerji Bakanımız komisyondaki sunumunda şöyle bir cümle sarf etmişti. Sahip olduğumuz yeraltı kaynaklarımızı önce insan, sonra çevre, sonra katma değerli üretim anlayışıyla değerlendiriyoruz şeklinde bir ifadesi var. Bence aslında Türkiye'de yeraltı kaynakları ile ilgili çalışmaların en önemli sorunu da işte bu cümlede yatmakta. Bugün özellikle kaynaklarımızla ilgili yapılan çalışmaların önce o bölgedeki insanları rahatsız ettiğini hepimiz görüyoruz. Bölge halkının tüm direnmesine rağmen o insanları rahatsız eden çalışmalara, özellikle yandaşların çalışmalarına verilen destekle bölge insanı rahatsız edilmekte. Ve yine çok sayıda ormanların kesilmesiyle başta çevreye, o bölgedeki yaşayan tüm canlılara gerçekten büyük zarar verilmekte. Yani siz buraya böyle yazsanız da bugün gerçek uygulamanın böyle olmadığını özellikle başta Muğla olmak üzere Antalya, her yerde görebiliyoruz. Yani buraya yazmış olmanız gerçeği değiştirmez. O bölgedeki kadınlarımız, gençlerimiz, halkımız
sizlerin yarattığı o acı tabloya karşı bugüne kadar hep direndi, direnmeye de devam edecek. Madencilikte aramadan üretime sıkı denetim kuralları uyguluyoruz diyorsunuz ama gerçek öyle mi? Değil. Aramayı güzel arıyorsunuz, biliyorum, her yeri arıyorsunuz. Ne varsa bulmaya çalışıyorsunuz. Ülkeyi delik deşik yaptınız. Bugün her bir taraf ya kazılan maden ocakları, mermer ocaklarıyla ya da terk edilmiş o mermer ocakları kalıntılarıyla. Değerli arkadaşlar, madem açıldı, açılanın da kurallarına uygun şekilde dağıtılması lazım, kapatılması lazım. Biz bunu ifade ettiğimizde Sayın Bakan buraya birkaç tane görsel getirip işte biz kapa diyoruz. Ya şöyle bir çıkın bakın, Antalya'ya bakın, Muğla'ya bakın, Filike'ye bakın. Dağlar delik deşik, delik deşik. Sayın Bakan, bakın daha dün bir vatandaşımız dedi ki Antalya Kaş'ta her gün elektrik sorunu yaşıyoruz. Çok sık kesiliyor ve neredeyse akşama kadar bu kesinti devam ediyor. Sizin CK'nın bölge sorumlusu yok mu? Oradaki genel müdür ne iş yapar? Bunların, bu kesintilerin takipçisi olmuyor mu? Ama tek başına da genel müdürün yapacağı bir şey yok. Özelleştirme nedeniyle sadece gelsin paralar ama altyapıya gerektiği şekilde eğilmeyen bir sistemle karşı karşıyayız. Bugün ülkenin en önemli sorunu bu elektrikle ilgili bilhassa altyapı sorunudur. Şimdi bugün Savunma Bakanlığı bütçesi de görüşülmekte. Her zaman her yerde söylüyoruz. Biz ordumuza sonuna kadar güveniyoruz. Askerimize, jandarmamıza, polisimize sonuna kadar güveniyoruz. Ve bugün sınır boylarını bekleyen o jandarma, o askerimiz bir tane teröristin veya yabancının geçmesini önlemek için gece gündüz orada bekliyor. Ama sorun ne? Sorun sınır boylarında değil. Sorun sınır kapılarında. Geçtiğimiz dönemde iktidarın yarattığı tabloyla sınır kapılarından milyonlarca yabancı ülkeye geçti, girdi. Bugün her yerde cirit atıyor. Ve bunun yanı sıra yine sadece para kazanabilmek adına yabancıya mülk satışı ile ilgili de neredeyse bedavaya vatandaşlık verir hale geldiniz. En son bizim tepkilerimizle birlikte 400 bin dolara çıktı. Ama bakın, şimdi daire satışları bir taraftan oluyordu. Buna itirazlar vardı veya da işte olabilir diyenler vardı. Bu devam ederken bununla ilgili tepkiler bir taraftan devam ederken Sayın Cumhurbaşkanı 12-12-2023 tarihinde, yani daha iki gün önce, resmi gazetede Türk vatandaşlığı yönetmeliğinde bir değişiklik yayınladı. Yönetmelik değişikliği yaptı. Şimdi bu değişiklikle beraber artık sadece vatandaş olmak için daire satın almayı efendim yeterli sayarken bir taraftan da artık arsa satışını da bu kapsama almış durumda. Yani yabancı gelecek, bir arsayı alacak. Bu arsada döviz tutarındaki taşınmazı ibaresi, döviz tutarındaki kart mülkiyeti veya kart ittifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı şeklinde yönetmelik değiştirilmiş. Yani artık bundan sonra yabancı arsa alacak, bir süre sonra kat karşılığı verecek, bir süre sonra müteahhitlik yapmaya başlayacak. Ya sizin bu ülkede satmadık ne bıraktınız? Ne varsa satıyorsunuz, şimdi de yabancıya arsa satıyorsunuz. Ordumuz, askerimiz ne kadar sınırları beklerse beklesin, işte kapılar yabancıya böyle açıldığı müddetçe de bu ülkede iç güvenlikte kalmaz diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim.